TV Malatya ekranlarında yayınlanan Siyasetin Durağı programına konuk olan AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin, 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da olduğunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 50 metre uzaklığında olduğunu belirterek, meclisi hedef alan tankları görünce arabadan indim ve oradaki vatandaşla beraber onları engellemek için çocuklarımla siper oldum dedi. Bütün insanlarıma hayırlı çalışmalar, hayırlı direnişler, hayırlı işler dileyerek başlamak istiyorum. Tabii ifade ettiğiniz gibi ben yıllardır konuşuyorum ama bu yani ben dedim şeyinden evvel Allah'a sığınırım. Yani keşke bizim dediklerimiz doğrulanmasaydı. Yani keşke diyorum bugün bu konuştuklarımız bizi yalancı duruma düşürseydi de 250 şehidimiz olmasaydı. 1000'den fazla yaralımız, gazimiz olmasaydı. Yani onlarca evin şeyine ateş düşmeseydi. Kardeşi kardeşe kırdırmasalardı. Özellikle bizim milletimizin göz bebeği olan Peygamber Ocağı dediğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir töhmet altında olmasaydı ve Türk Silahlı Kuvvetleri biraz önce meydanda da orada bir anamız, annemiz konuştu. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde sızan bu çetelere, bu alçaklara keşke böyle şahit olmasaydı bu millet diye ben düşünüyorum. 15 Temmuz akşamı saat yanılmıyorsam 9.30-10 civarıydı. Benim ev hemen meclisin yan tarafında, çok yakın, bahçesiyle sınır sınırayız. Akşam biraz öyle dalmışım daha doğrusu. O gün sabah namazına kadar, saat 3'e kadar çalıştık mecliste. Meclis sabahta evet. Ki ilk kez de o hafta gelmemek üzere gitmiştim. Yani meclis çalışmaları devam ediyordu. Ben de ev orada yalnız kaldığım için, çocukların okulları falan burada olmadığından dolayı hepsi bir yere toplanmışlardı. Tabii birden ben biraz dalmışım akşam. Namazından hemen sonraydı. Uçak çok müthiş bir şekilde, çünkü meclisin üzerinde alçak bir şeyde irtifada uçarken ben Allah korusun bir uçak mı düşüyor diye birden panikledim, uyandım. Dediler yok baba dediler. Üç uçak birden böyle alçak bir şeyde çok ses sınırında üzerinde bir gürültüde gidiyor. Velhasıl kiram biraz sağa sola baktım. Televizyonları açtık. Derken tabii olayın farkına vardık ama hemen ben ilk aklıma gelen meclis grubunda bulunan grup yöneticileri olan grup başkan vekillerimi aradım. Ne yapıyoruz, ne diyoruz diye. Dediler ki efendim herkes kendi ilinde il teşkilatına uğrasın, meydanlara çıkacağız. Ben de Ankara'da olduğumu söyledim çünkü onlar Malatya'da olduğumu biliyorlardı. Dediler ondan il başkanlığı, Ankara il başkanlığı. Gittim ve aslında oradan hemen ilk aklıma gelen Kızılay Meydanı'na inmekti. Çünkü artık askeri hareketlilik herhalde başlayacak diye bekliyoruz. Ve oradan Kızılay Meydanı daha hala boş. Benim oğlum arabayı sürüyor. Arkamdan da bir baktım şey takılmış. Haber almış danışmanım. O da gelmiş eşiyle beraber. Ve meclise doğru gelirken Kızılay Meydanı'ndan 3-4 tane tankın, 3-4 adet tankın böyle seyrettiğini görünce ben gerçekten gayri ihtiyari hemen arabadan indim aşağıya. Benim oğlan karı baba dedi aman inme dedi. Çok tehlikeli dışarı tank falan var. Tabii o da bana hiç şey etmedim yani hissetmedim ve indiğimde o tankı durdurmak için gerçekten en fazla bir 20-30 kişi ancak vardı yani o saatte oralarda. O vatandaşlarla beraber tankın önüne biraz şey yapmaya çalıştık. Tankın dağıtmış olduğu parçelerden, taşlardan, kaldırım taşlarından tekerlerin arasını biraz tıkamaya çalıştık. Ama azgın fil gibi gerçekten böyle şeyinden, sahibinden gözü dönmüş ama çok böyle vahşi bir şekilde o devletin, milletin göz bebeği olan refüjde bulunan çiçekleri, ağaçları ne varsa önüne katlı aldı götürdü. Yani bir greyler gibi her tarafı darmadağın etti. Orada 2-3 aracı birden pestile çevirdi. İçerisinde adam var yok hiç bakmıyorlar. Adam iyice azdı ve benim arabanın üzerine sürmeye çalıştı. O ara şeyin mobeselerin bulunmuş olduğu bir kameraların takılı olduğu direği bir vurdu ama direkt baktım üzerime göre ben çöktüm elimi başıma koydum ama direkt biraz geç düştü. O direklerin altlarında şey varmış yani vidalı olduğu için bir ağacın dalı gibi pat diye düşmüyor tabi. Yani ben vurunca tabi gerçekten düştüm ben yani yere böyle serdi ama arkadaşlar geldi hemen kaldırdılar. Ve tanklara epeyce müdahale ettik yani tankın üzerine çıkıldı işte önlerine durduk taşları tekerlerin arasına koyunca. O zaman koyunca, o tankın önüne siper gibi duran isimlerden biri de AK Parti milletvekili meclis sıralarında oturan Malatyalı isim Mustafa Şahin'di. Ben şu anda kendim için zul söylüyorum kesinlikle. O tankların önüne arkadaşlarımızla beraber durunca onlar meclise girmekten gerçekten imtina etti. Hedef meclisti. Hedef meclisti yani. Şahin, ben yıllardır bunun mücadelesini veriyorum. 2 yıldır askeriye içindeki arkadaşlarım sürekli bana bunlar gittikçe çoğalıyor.
bir darbe girişiminde bulunabilirler dedi. Ben de konuyu Milli Savunma Bakanımıza iletmiştim diyerek FETÖ için ağır sözler sarf etti. Ben şahsen şöyle diyeyim, hani ben ordu içerisinde bazı böyle üst rütbeli arkadaşlarımız bana 3 yıldan bu tarafa gelip bilgi veriyorlardı. Diyorlardı ki kesinlikle şu anda ordu içerisinde bu alçakların çok ciddi ve sinsi bir şekilde organize olduklarını görüyoruz. Bunlar kesinlikle er geç darbe yapacaklar. Ben başta Savunma Bakanımız olmak üzere ilgili kurumlarla birçok kez görüştüm. O arkadaşlarımızdan gelen raporlar vardı, kendilerini görüştük vesaire. Ama devletin aklı maalesef yani bu konuda çok daha rahattı. Yani kesinlikle bunların bu boylu devlet içerisinde çöreklendiklerini, silahlı kuvvetler içerisinde kendilerini gizleyerek böyle oraya sahiplik ettiklerini, sahip olduklarını bir türlü kabul etmediler. Ama özellikle Malatya ölçeğinde gerçekten hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza, hem ilçe belediye başkanlarımıza, hele hele il başkanımıza ve resmi erkan olarak da Sayın Valimize, Emniyet Müdürümüze, Jandarmalay Komutanımıza ben teşekkür ediyorum. Kesinlikle yani burada çok önemli bir görevi ifa ettiler. Belki inanılmayacak bir şeyi başardılar. Yani burada eğer o 7. Hava Jet üstünde Erhaç'ta uçakları havalandırmış olsalardı bugün ya da o 7 uçağın içindeki personel şehre inseydi. Elbette ki yani uçakları kaldırmış olsalardı veya işte oradan tankların Altay kışlasından 2. orduya kavuşmasına engel olmasalar idi, belki bugün şu anda Türkiye'deki tablo Allah korusun çok daha farklı olurdu.